Teknoloji Okulu'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Tufan. Bugün yanımızda Tineco iFloor 3 modeli var. Bildiğiniz gibi dikey süpürgeler artık oldukça moda haline geldi ve biz de bunlardan iFloor 3 modelini bugün sizlerle beraber inceliyor olacağız. Son dönemlerde özellikle Dyson ve sonrasındaki süreçte Philips'in öne çıkan modelleriyle beraber dikey süpürgeler Türkiye'de de popülerlik kazandı. Ve bu pratik süpürgeler sayesinde ev hanımlarının da işi biraz daha kolaylaşmış oldu. Bildiğiniz gibi bu süpürgeler şarj ediliyor ve belli bir müddet evi süpürebiliyor. Bu tabii ki süpürgeden süpürgeye değişiklik gösteriyor. Batarya kapasitesiyle alakalı olarak kimisi 45 dakika, kimisi 1 saat boyunca evi süpürebiliyor ve kablo derdi olmadan ev hanımları rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla evlerini temizleyebiliyorlar. İşte bunlardan bir tanesi de Tineco iFloor 3. Ancak Tineco iFloor 3 arkadaşlar emsallerinden farklı olarak daha çok halılarda değil sert zeminlerde işe yarayan bir model. Örnek vermek gerekirse parkeye bir ayran döktünüz ya da işte şalgam döktünüz ya da kola döktünüz. Hiç tereddüde gerek yok. Direkt elinize alıyorsunuz bu süpürgeyi ve oradaki lekeyi arkadaşlar çok kısa bir süre içerisinde iFloor 3 çıkarmış oluyor. Elbette bu süpürgeyi halı üzerinde de denedik ve kullandık ve iyi sonuçlar elde ettik. Ancak demin de ifade ettiğimiz gibi iFloor 3'ün olayı daha çok parkeler üzerinde iyi sonuçlar elde etmesi üzerine. Peki ürünü aldık, kutusunu açtık. Karşımıza neler çıkıyor? Hemen bundan bahsetmiş olalım. Şimdi şu elimde görmüş olduğunuz aparat iFloor 3'ün şarj olmasını sağlayan stand. Şarj etmenize de gerek yok. Bu standın üzerine isterseniz iFloor 3'ü koyarsınız ve bir kenarda tutarsınız. Şarj edecek olursanız da yine arkadaşlar bu stand vasıtasıyla iFloor 3'ünüzü şarj edebilirsiniz. Yine elbette kutu içeriğinden bir de adaptör çıkıyor. Bu adaptörü şöyle standa takıyorsunuz. Fişe taktığınızda yine iFloor 3'ü de bu standa yerleştirdiğinizde şarj olmaya başlıyor arkadaşlar. Yine bunun haricinde kutudan şöyle 2 adet filtre çıkıyor. Filtrenin bir tanesi aslında iFloor 3'ün içerisinde geliyor arkadaşlar. Ben bunu da çıkarttım. Şöyle 2 adet olduğunu göstermek için iFloor 3'ün içerisini böyle temizlemek isterseniz şöyle bir fırça da çıkıyor ve bunu koyabileceğiniz bir de yanında şöyle bir aparatla beraber geliyor. Bunun haricinde yine baktığımızda kutu içeriğinden şöyle bir solüsyon çıkıyor. Bu solüsyonun temel mantığı arkadaşlar şu bir kapak kadar. Şunu açıyorsunuz arkadaşlar. Bir kapak kadar döküyorsunuz. Sonra iFloor 3'ün şurada görmüş olduğunuz ürünün iki tane haznesi var arkadaşlar. Bu iki hazneden üst kısma bunu dolduruyorsunuz. Geriye kalan kısmı da arkadaşlar suyla dolduruyorsunuz. Şurada zaten max çizgisi var. Oraya kadar dolduruyorsunuz. Burası temiz su haznesi oluyor. Ve bu temiz su haznesi sayesinde iFloor 3 kendi kendini temizleyebiliyor arkadaşlar. Elbette kendi kendini temizleyebilmesi için de bir şu tutamağın üzerinde bir tuş var arkadaşlar. Şu tuşa bastığınızda ürün kendi kendini temizleyebiliyor. Demin de ifade ettiğim gibi arkadaşlar bu kendi kendini temizleme işlevi için şu solüsyonu kullanıyorsunuz. Bir kapak kadar üst kısma döküyorsunuz. Gerisini suyla dolduruyorsunuz. Ve demin de söylediğim gibi şu tutamağın üzerinde yer alan düğmeye bastığınızda ürün kendi kendisini temizlemiş oluyor arkadaşlar. Peki ürünün başka hangi detayları mevcut? Şöyle ürünü göstermem gerekirse biraz da ağır olduğunu belirtmek istiyorum açık konuşmak gerekirse. Yani temizlemek tabii ki kolay oluyor. Zira ileri itip geri itiyoruz sadece. Ancak ürünü şöyle aldığınızda ağır olduğunu da hissetmiş oluyorsunuz. Şöyle bir alt kısım var. Alt kısma değinmek istiyorum. Zira bu alt kısım arkadaşlar işte demin de söylemiştim. Ayrandır ya da diğer meşrubatlardır. Bunları döktüğünüzde temizlediğinizde şuraya dolmuş oluyor. Ürün kendini temizlediğinde de kirli suyu buraya doğru çekiyor diyebiliriz. Ben bu ürünü çokça kullandım. Evi temizlerken annem de kullandı. Dediğim gibi yani ürün daha çok parkeler için tasarlanmış olsa da halı üzerinde de kullandık. Olumlu sonuçlar elde ettik Tineco iFloor 3 ile. Peki bu ürünün şarjı ne kadar gidiyor? Bildiğiniz gibi dikey süpürgelerin en önemli noktalarından bir tanesi de pil ömrü. Tineco iFloor 3 bu noktada da bizi şaşırtmayı başardı ve evi baştan sona süpürmeyi başardı. Tabii burada evin büyüklüğü de önemli. Bizim evimiz 2+1, yani 2+1 standart büyüklükteki bir evi Tineco iFloor 3 ile beraber rahat bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Ancak tabii 2+1'in sonrasında işte 3+1 ya da daha büyük evler için şu an herhangi bir şey söyleyemiyorum. Çünkü ben burada şu anda sadece kendi deneyimlerimden bahsediyorum sizlere. Ancak dediğim gibi ürünün şarjı da
oldukça iyi bir performans sergilemiş oldu biz kullandığımızda. Bir arkadaşlar, Tineco iFloor 3'te şöyle bir detay da söz konusu. Ürün dikey pozisyonda dururken çalışmayı durduruyor. Siz eğer ürünü çalıştırdıysanız ve şöyle yatay pozisyonu aldıysanız çalışmaya başlıyor. Bunu da belirtmiş olayım. Mesela ürünü çalıştırıyorsunuz, ardından kapı çaldı. Siz kapıya koşacaksınız. Ürünü şöyle ittiriyorsunuz. Dikey pozisyonu aldığınızda ürün susuyor ve geri dönüp hemen şöyle yatay pozisyonu aldığınızda da ürün çalışmaya devam ediyor. Bu da önemli bir detay. Bahsetmek istedim. Bunun haricinde yine şu tutamaç kısmından bahsetmek istiyorum. Zira burada farklı bir fonksiyon daha söz konusu. Burada arkadaşlar şöyle bir tuşumuz var. Bu tuşumuza dokunduğumuzda ürün performansını direkt olarak arttırıyor. Ve üründe şöyle bir şey daha mevcut. Eğer süpürdüğünüz alan çok böyle kir, toz barındırmıyorsa standart performansta çalışıyor. Ancak kir, toz çok fazlaysa ya da işte döktüğünüz bir meşrubat varsa ürün otomatik olarak kendisi performansını arttırıyor. Yani ürün performansını koruyarak devam ettiriyor. Yani duruma göre aslında vaziyet alıyor diyebiliriz. Peki gelelim şimdi ürünün fiyatına. Tineco iFloor 3 şu anda online sitelerde ortalama olarak 11.800 TL'lerden satışta bulunuyor arkadaşlar. Ben ürünü gerçekten de beğendim. Eğer siz de bu tarz bir ürün alıyorsanız, bu tarz bir dikey süpürge arıyorsanız bence bu fırsatı kaçırmayın. Zira yakın zamanda fiyatların artma ihtimali de mevcut. Hatta bazı kuponlar ve indirimler yakalarsanız bu fiyattan biraz daha uygun fiyatlara Tineco iFloor 3'ü satın alabilirsiniz diyoruz ve videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.